Evet arkadaşlar, kısa bir tanıtım dersindeyiz. Evet, bugün ne yapacağız? Öncelikle ismim Mustafa Pınarcıoğlu. Soyut cebir, lineer cebir ve analitik geometri derslerini ben anlatıyorum tek düzlemde. Şimdi soyut cebirden, lineer cebirden, analitik geometriden biraz sorular çözeceğiz. Şimdi biz bu derste ne yapıyoruz? Ortalama bir işte 16 ila 20 saatlik bir soyut cebir dersimiz oluyor. Yine bir o kadar lineer cebir dersimiz oluyor. Ve 20 ila 24 saat civarında analitik geometri dersimiz oluyor. Tabi bunlar hani konu tekrarları ve soru çözümleri hariç artı soru çözümlerimiz oluyor. Bu şekilde dönemi kapatıyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl için bir hazırlık dersi yapıyoruz. Belli sizin için belirlemiş olduğum tek önem verdiğim sorular var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Tadımlık bir ders işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle soyut cebiri ben hani ikiye ayırıyorum. Soyut matematik ve soyut cebir diye. Tabii kümeler ve simetri, yansıma simetri, bağıntı özellikleri, kartezyen çarpım, mantık bu konuyu soyut matematikten anlatıyoruz. Halkalar işte gruplardır, halkalardır, modül aritmetiktir, tam sayılar kısmıdır. Bunları da soyut cebir kısmından anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili şöyle bir küme sorum var. Bu küme sorusuna başlayacağız. Bu çok önem verdiğim bir soru. Evet arkadaşlar. Önem verdiğim bir soru çeşidi. Bununla başlayalım. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu. Fark B birleşimci alt küme A fark B olduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki basamakları takip ediyor. Öğrenci ilk hatasını kaçıncı basamakta yapmıştır? Şimdi arkadaşlar bir kümenin başka bir kümenin alt kümesi olduğunu göstermek için şöyle yapmamız gerekiyor. Her x elemanıdır A için x elemanıdır B ise A, B'nin alt kümesi demek değil mi arkadaşlar? Her x elemanıdır A için, x elemanıdır B ise yani A'nın her elemanı aynı zamanda B'nin elemanı ise. O zaman arkadaşlar bakın bu küme eğer bu kümenin alt kümesi olduğunu ispatlamak istiyorsak bu kümeden aldığım her eleman bu kümeye de dahil olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani her x elemanıdır A fark B birleşim C için x elemanıdır A fark B olduğunu göstermeliyim. Evet, yapmamız gereken işlem bu. Doğru değil mi arkadaşlar? Bakın ilk basamakta doğru bir işlem yapmış. Bu doğru. İkinci basamağa bakalım arkadaşlar. Şimdi eğer x elemanımız A fark B birleşim C ise, A fark B birleşim C ise o zaman bu şu anlama gelir. X elemanıdır A ve X elemanı değildir. B birleşim C demektir arkadaşlar, değil mi? B birleşim A fark B birleşim C'nin elemanıysa A'nın elemanı ama B birleşim C'nin elemanı değil. Bu da şöyle yapalım arkadaşlar. Ancak ve ancak X elemanıdır A ve o zaman X elemanıdır diyelim. B birleşim C'nin tümleyeni. Değil mi arkadaşlar? Eğer B birleşim C'nin elemanı değilse B birleşim C'nin tümleyeninin elemanıdır. Bu da ne olacak? X elemanıdır A ve X elemanıdır. O da B tümleyen kesişim C tümleyen. Devam edelim arkadaşlar. X elemanıdır A ve bunu parantezde yazabiliriz. X elemanıdır B tümleyen ve X elemanıdır C tümleyen. Arkadaşlar bu da ne oluyor? X elemanıdır A ve X elemanıdır B tümleyen ve diyelim X elemanıdır A ve X elemanıdır C tümleyen. Şimdi arkadaşlar B tümleyenin elemanı olması demek B'nin elemanının olmaması demek. Yani buradan şu anlama geliyor arkadaşlar. X elemanıdır A ve X elemanı değildir B. Ve diğeri var arkadaşlar. X elemanıdır A ve X elemanı değildir C. Bu şu anlama gelir. X elemanıdır A fark B. Ve X elemanıdır A fark C. Yani arkadaşlar aslında A fark B birleşince hem A fark B'nin alt kümesidir hem de A fark C'nin alt kümesidir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada
İlk elemandır A ve bakın şuradan itibaren düşünüldüğü zaman arkadaşlar bakın ne yapmış buraya? Şurada veya yazmış değil mi? Veya buranın ne olması gerekiyor? Yani şurada eleman da B tümleyen demiştim ama B'nin eleman değildir B'dir diyebilirdik buraya. X eleman değildir C'de diyebilirdik. Dolayısıyla arkadaşlar bak şurada veya dediği için burada hata yapmıştır. Hatamızı nerede yapmış arkadaşlar? İkinci basamakta yapmıştır. Bu öğrenci ilk hatasını ikinci basamakta yapmış. Önem verdiğim bir küme sorusu arkadaşlar. Böyle bu derste de bu soruya yer vermek istedim. Evet geçiyorum diğer soruma. Evet, böyle bir sorumuz var. Bu da yine soyut cebir konusundan almış olduğum kongruanslar, modüler aritmetikten almış olduğum bir soru arkadaşlar yine. Şöyle P2'den farklı asal bir sayı olmak üzere x kare eksi x denktir 2 mod P kongruansının ZP'deki çözüm kümesi. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar ancak ve ancak diyelim. Bu şu anlama geliyor. P böler x kare eksi x eksi 2. Bu da şu anlama geliyor. P böler x eksi 2 çarpı x artı 1 diyelim. Doğru mu? Bu da ne demek arkadaşlar? P böler x eksi 2. Öyle mi? Ya P ya x eksi 2'yi bölmeli veya P böler x artı 1. Ya bunu bölmeli ya bunu bölmeli ki arkadaşlar çarpımını bölebilsin. Değil mi? P2'den farklı bir asal sayı çünkü. Evet buradan şu ne anlama geliyor? X denktir 2 mod P. Bu ne anlama geliyor? Bu da x denktir eksi 1 mod P. Tabii eksi 1'i biz tutmuyoruz arkadaşlar. Mod P'deki ZP'deki çözüm demek sıfırdan P eksi 1'e kadar olan çözümler demek. Bu eksi 1'e bir tane P ekliyoruz. P eksi 1 oluyor. O zaman çözüm kümemiz bir tanesi 2'dir. Bir tanesi de P eksi 1'dir. Bu da böyle arkadaşlar. Çözüm kümemiz 2 ve P eksi 1. Evet geçiyorum arkadaşlar. Bu da yine soyut cebirden bir sorumuz. Yine soyut cebirden böyle bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar tabii burada 3 tane teoremimiz var. Fermat teoremi, Euler teoremi ve Wilson teoremi. Bu da teoremleri veriyoruz. Bunlardan Fermat ve Euler teoremi çok önemli. Burada Fermat teoremiyle çözebileceğimiz bir sorun. Hemen Fermat teoremini bir anlatalım, açıklayalım. P asal. P asal. Şöyle yazalım. Fermat. Fermat teoremi. P asal ve P bölmez A. P bölmez A ise A üzeri P eksi 1 denktir 1'e mod P'ye göre. P asal ve P A'yı bölmez ise A üzeri P eksi 1 denktir 1'e mod P'ye göre. Şimdi bakalım arkadaşlar bir kere 7 asal bir sayı. 7 asal. Ve 7. 5'i bölmüyor. Öyle mi? O halde ne olacak? 5 üzeri 6 denktir 1'e mod 7'ye göre. Peki 5 üzeri 73 o zaman şöyle ifade edebiliriz. 5 üzeri 6'nın 12. kuvveti çarpı 5. Öyle mi arkadaşlar? 72 çarpı 72 artı 1. O da neye denk? 5'e denk. Mod 5'e göre. Bakın şu 5 üzeri 73. 5'e denk. Yine aynısını yapalım. 7 asal ve 7 9'u da bölmüyor. Bu durumda 9 üzeri 6 denktir 1'e mod 7'ye göre. Peki o zaman 9 üzeri 12 ne olur? O da 1 olur. Dolayısıyla 9 üzeri 12 de 1. Arkadaşlar 5 artı 1'den sonucumuz ne oldu? Sonucumuz 6 bulundu. Eğer 7 ve 7'den büyük bir sayı bulsaydı o zaman ne yapacaktık arkadaşlar? Tekrar içindeki bütün 7'leri atacaktık. Tamam cevabımız 6 bulundu. Evet geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Bu da böyleydi. Bir diğer soyut cebir sorumuz. Şimdi arkadaşlar burada gruplarla alakalı G çarpı G nokta arkadaşlar bu adi çarpma işlemiş noktayla gösterilen G çarpı cebirsel yapısı grup mudur? Şimdi bunun grup olması için ne gerekiyor arkadaşlar? Bir kümenin bir işlem üzerinde grup olması için o küme ve o işlemin oluşturduğu cebirsel yapının grup olması için bir takım özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kapalılık özelliği olması gerekiyor. Birleşme özelliği olması gerekiyor. Birim eleman özelliği olması gerekiyor. Ve her elemanın tersi özelliği olması gerekiyor. Eğer bu grup değişme özelliğini de sağlıyorsa o zaman değişmeli grup diyoruz. Peki bunların hepsini aynı anda
Görebilmemiz için yapabileceğimiz en güzel şey bir tablo oluşturmaktır. Tablo içerisinde biz bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle 1, eksi 1, i, eksi i diyoruz. Bakın 1, eksi 1, i, eksi i. Şöyle çarpacağız. Çarptım arkadaşlar. Eksi 1, i, eksi i. Burası 1 oldu. Eksi i oldu. İ karede pardon buradan da i bulundu. Evet. Eksi i, eksi 1, 1. i, 1, eksi 1. Evet. Şimdi arkadaşlar görüldüğü üzere grubun elemanları 1, eksi 1, i ve eksi i. Ve işlemler sonucunda çıkan elemanlar da grubun elemanlarla aynı. Kapalılık özelliği var. Arkadaşlar birleşme özelliği de vardır. Neden? Çünkü çarpma işleminin birleşme özelliği var, değil mi? Birleşme özelliği var. Sonra birim eleman özelliği de var. Bakın arkadaşlar burada bir birim elemandır, değil mi? Bir ile çarptığımız zaman birim eleman, etkisiz eleman, birim eleman özelliği de var. Her elemanın tersine bakalım. Birin tersi birdir. Eksi birin tersi, eksi bir ile neyi çarparsak bir olur. Eksi birin tersi de eksi birdir arkadaşlar, değil mi? İ'nin tersi eksi i, eksi i'nin tersi de çok pardon arkadaşlar. Şöyle. Çok özür dilerim. Evet. Arkadaşlar eksi i'nin tersi de görüldüğü gibi i'dir. Yani her elemanın tersi de var. Her elemanın tersi de var. Dolayısıyla bu yapı gruptur. Aslında bu grup aynı zamanda bir değişmeli gruptur. Değişmeli grup olduğunu nereden anladık? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çarpma işlemi değişme özelliği var. Tamam ama böyle bir tabloda değişme özelliğini göstermek için ne yapıyoruz? Şu asal köşegene göre simetrik ise değişme özelliği de vardır. Yani bu cebirsel yapı bakın simetrik bakın eksi bir eksi bir i var i var bakın eksi i gördüğünüz gibi arkadaşlar simetrik simetriyi görebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu cebirsel yapı bir değişmeli de gruptur. Evet geçiyorum arkadaşlar geçiyorum. Yine bir soyut cebir sorumuz var. G nokta A tarafından üretilen ve mertebesi 60 olan bir devirli gruptur. Ne demek arkadaşlar bu devirli grup? Şimdi mertebesi 60 demek, mertebe eleman sayısı demektir. Yani G'nin elemanları A'dan başlıyor. Biz bunu hani A üzeri işte 2, A üzeri 3. Hani bu şey gibi algılamayın arkadaşlar. Aküp gibi algılamayın. 3 tane A'nın işleme girmiş hali gibi algılayın. A üzeri 59 ve 1 elemanlarından oluşuyor. Yani bu şu anlama geliyor. A'nın 60. kuvveti yani A üzeri 60, 60 kere A işleme girince 1'i veriyor. Çünkü mertebesi 60'mış. Bu mertebesi 60'sa bu anlama geliyor. Şimdi arkadaşlar üreteç sayısı şöyle bulunur. Üreteç sayısı mertebesi n olan bir devirli grup demek bir eleman tarafından tamamı bütün elemanları üretilebilen grup demek. Arkadaşlar mertebesi n olan bir devirli grubun üreteç sayısı phi n ile bulunur. Phi n. Phi n demek arkadaşlar Euler teoremiyle yapacağız bunu. Tamam mı? Euler sayısı phi n. Yani phi n demek n ile aralığında asal ve n'den küçük sayı adedi. Bunu da şöyle buluyoruz arkadaşlar bakın. Phi 60. Phi 60 60 çarpı. Şimdi 60'ı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2, 3, 5. Arkadaşlar şöyle yapalım. 60 çarpı 1 eksi 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 3, 1 eksi 1 bölü 5. Hesaplayalım 60 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Şöyle arkadaşlar gitsin. Ne oldu? 16 mı bulduk? 16. Yani arkadaşlar G çarpın üretici sayısı 16'dır. A üzeri 7 G çarpın üretici midir? Evet A üzeri 7 G noktanın nokta diyelim bir üreticidir. Sebebi şu arkadaşlar çünkü 7 ile 60 aralarında asal 7 ile 60 aralarında asal olduğundan yani A'nın 60 ile aralarında asal tüm kuvvetleri G noktanın üreticidir. Yani A üzeri 7 üretici olduğu gibi atıyorum A üzeri 11 de üreticidir. A üzeri
13'te üreticidir. A üzeri 24'ün, şimdi bu arkadaşlar üreticidir. A üzeri 24 ürettiği grubun mertebesi. Yani A üzeri 24'ün kaçıncı kuvveti 1'i verir? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? A üzeri 24 ürettiği grubu şöyle bir yazalım. Şöyle başka bir kalem, başka bir renk kullanayım arkadaşlar. Evet, A üzeri 24 ürettiği grubu bir yazalım. A üzeri 24, A üzeri 48, A üzeri bir 24 daha ekledik 72, 12 oldu. Bir 24 daha ekledik arkadaşlar. A üzeri 24. Sonra 60'a göre bakıyoruz. Bir 24 daha ekledik 36 ve A üzeri 61. Yani A üzeri 24 ürettiği grubun kaç tane elemanı varmış? 5 tane. Yani burada X'e ben 5 verdim zaten arkadaşlar. A üzeri 24'ün 5. kuvveti A üzeri 60, 120 demek. O da A üzeri 60'ın karesi olduğu için arkadaşlar. Biz burada bunun ürettiği grubun mertebesi 5'tir. X eşittir 5. Tamam. Bu da 5 çıktı. Evet arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet, şimdi biraz da lineer cebir sorun var elimde. Onları çözelim. Birkaç tane lineer cebir sorun var. Arkadaşlar bir determinant sorusu. 2 çarpı 2'lik bir matrisin determinantı 2'ye eşitmiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada bir signum var, bir de tam değer var. Burada hani ben elimden geldiği kadar determinant matris sorularında işte biraz analiz konularında kullanmak istiyorum. Signumu, tam değeri. Çünkü bunlar trigonometriye, bunlarla alakalı birden fazla kazanımın olabileceği sorular gelebiliyor. Şimdi burada signum işaret fonksiyonu demek arkadaşlar. Signum 2 eğer negatifse eksi 1, pozitifse 1, sıfırsa sıfırdır. Şimdi şu da tabii bu arada içerideki de bir paraboldür arkadaşlar. Parabol kolları aşağı doğru olan bir parabol. Bunun deltası arkadaşlar kökü yoktur bunun. B kare eksi 4 ağacının kökü yoktur. Kökü olmadığı için bu şöyle bir parabol. Aşağıda bir parabol. Yani hep negatif sayı. Yani eksi x kare artı x eksi 7 hep negatif. Dolayısıyla bunun hep negatif olması ne anlama geliyor? Buranın eksi 1 olması anlamına geliyor. Bu durumda arkadaşlar ne yapacağız? İşte tam değer 3x eksi 1 bölü 5. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi bununla bunu çarpacağım. Artı 3 diyeceğiz arkadaşlar. Eşittir 2. Değil mi? Bakın. Bununla bunu çarptım. Eksi bununla bunu çarptım. Eşittir 2. Buradan tam değer 3x eksi 1 bölü 5 eşittir eksi 1. Bu şu anlama gelir. 3x eksi 1 bölü 5 eksi 1 olduğu için eksi 1'den büyük veya eşit ama sıfırdan küçük demektir. Değil mi arkadaşlar? Tam değeri eksi 1'e eşitmiş. Buradan eksi 5 küçük eşittir. 3x eksi 1 küçüktür 0. X diyelim. Eksi 4 bölü 3. O da küçüktür. 1 bölü 3. Şimdi bu aradaki tam sayı değerleri nelerdir? Eksi 4 bölü 3'ten büyük ne var? Eksi 1 var ve 0 var arkadaşlar. İki tane tam sayı değerimiz var. Bunlar eksi 1 ve 0. Sorumuzun cevabı bu. Toplamı da eksi 1 yapıyor. Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bir determinant sorusu yine. 3 çarpı 3 tipindeki matris A matrisinin determinantı 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle 3 çarpı 3 tipindeki n çarpı n tipindeki bir matrisin determinantı şöyle determinant diyelim ki n çarpı n tipinde bir matrisin determinantını alıyoruz. Determinant k çarpı yani k çarpı a matrisin determinantını alıyoruz. Bu durumda k üzeri n çarpı det a demeliyiz. Çünkü her satırı çarptığımız her satırda determinant bir kere k ile çarpılır. N tane satır olduğu için k üzeri n ile çarpılacak. Yani bu nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3 tipinde olduğundan 4 üzeri 3 çarpı det a artı eksi 2 üzeri 3 çarpı det a'dır. Buradan ne olacak arkadaşlar? 64 det a 64 çarpı 2 eksi 8 çarpı 2. 128 eksi 16 o da ne yapar? 112. Buna benzer soru da soruldu arkadaşlar. Bu da yine önem verdiğimiz sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar geçiyorum bir diğer soruma.
Şimdi denklem sistemlerini de çok önemsiyorum ben. Bununla ilgili de sorular gelebiliyor. Her yıl geliyor hatta. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi denklem sistemin 3x3 tipindeki bir denklemin 3 tane denklem varsa bu şekilde bu denklem sisteminin çözüm kümesi 3 farklı şekilde olabilir. Ya bu sistemin çözüm kümesi bir tektir, tek çözümü vardır. Ya sonsuz çözümü vardır ya da çözüm kümesi boş kümedir. Tabii burada ne yapıyoruz? Katsayılar matrisinin determinantına bakıyoruz. Katsayılar matrisinin determinantı eğer sıfırdan farklıysa o zaman bu denklem sisteminin bir tek çözümü var. Yani lineer bağımsız denklemler var demektir elimizde. Eğer katsayılar matrisinin determinantı sıfır ise, katsayılar matrisinin determinantı sıfır ise bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu durumda o zaman denklemin çözüm kümesi ya boş kümedir diyoruz ya da sonsuz çözümü vardır diyoruz. Tabii burada yapmamız gereken hangisi sonsuz, hangisi çözüm kümesi boş küme? O zaman lineer bağımlılığı görmemiz gerekiyor oradaki lineer bağımlılığı. Yani oradaki lineer bağımlılık eğer sonuçlar için de geçerliyse sonsuz çözüm, eğer sonuçlar için geçerli değilse yani bir dengesizlik varsa sonuçta o zaman çözüm kümesine boş küme diyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela bu denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Ve hani bunun çözüm kümesini bulmanın birçok yolu var. Ama burada arkadaşlar tabii matrisin tersini bulmak falan çok zor işlemler. Eğer denklem sisteminin bir tek çözümü varsa yok etme yöntemiyle bulacağız arkadaşlar. Veya sonsuz çözümü varsa bir parametreye bağlı veya iki parametreye bağlı çözüm oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz denklem sistemimize. X1 artı X2 artı X3 verilmiş. 2X1 eksi 2X2 artı X3 verilmiş. Katsayılar matrisinin determinantı sıfırdan farklı arkadaşlar. İsterseniz şöyle bakabilirsiniz. 1, 1, 1, 2, eksi 2, 1, 4, eksi 5, 1 şeklinde baktığımızda arkadaşlar. Şimdi o zaman bu denklem sistemini nasıl çözeceğiz? Yok etme yöntemi çözeceğiz. Yok edelim. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi üstteki denklem isterseniz şimdi, x3'leri yok edebiliriz. X3'leri yok edebiliriz. En baştaki denklemi eksiyle çarpalım. Sonra birinci denklemle ikinci denklemi toplayalım. Ne olur o zaman? X1 eksi 3x2 eşittir 1 bulunur. Bakın x1 bundan bunu çıkartıp x1 eksi 3x2 x3'ler gitti. Sonra birinci denklemle üçüncü denklemi ele alalım. 3x1 bakın 3x1 ne oldu? Eksi 6x2. 3x1 eksi bakın ne yaptım? Bundan bunu çıkartıp 3x1 eksi 6x2 eşittir ne oldu arkadaşlar? 3 mü oldu? Tamam. Bakın 3x1 eksi bundan bunu çıkarttım 3x1 eksi 6x2 eşittir. Ne yapacağım? Çok basit arkadaşlar. Yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa topladığım zaman bakın 6x2'ler gidecek ve buradan x1'i 1 bulacağım. Eğer x1'imiz 1 olursa x2'miz ne olur? x2'miz 0 olur. x1 1, x2 0 ise x3'ümüz de 3 olur arkadaşlar. Eğer işlem hatası yapmadıysak 1, 0, 3, bir tek çözüm var. O da 1, 0, 3'tür. Evet, bu da böyle arkadaşlar. Katsayılar matrisinin determinantına da bakmak gerekiyor aslında. Çözüm kümesinin hani bir tane, katsayılar matrisinin determinantı sıfırdan farklı olduğu için bir tane çözüm var. O çözümü de bulmak için ne yaptık arkadaşlar? Bildiğimiz yok etme yöntemiyle çözdük. Her birinden x3'leri yok ettik. Her iki denklemden. Devam ediyorum. İkişer ikişer x3'leri yok ederek, yok ederek çözdük. Şimdi kümesin ürettiği aslında lineer cebirdeki, soyut cebirdeki elemanın ürettiği grup buradaki kümenin ürettiği alt vektör. Aynı şeydir aslında arkadaşlar. Span dediğimiz germe kümesinden bahsediyor aslında. SPE. SPE nedir arkadaşlar? C1 çarpı 1, 0, 0 artı C2 çarpı 0, 1, 0 artı C3 çarpı 0, 0, 1. Şöyle yapalım arkadaşlar. Öyle ki C1, C2 ve C3 reel sayılar. Bunu hesapladığımızda ne olacak? C1, C2 ve C3 olacak. Şöyle yapalım. C1, C2, C3 elemandır R. Bu da ne anlama gelir arkadaşlar? Bakın üçlü. Üçlü olduğu için bu da R küptür. Tamam, C1, C2, C3 üçlüsü. Bu da neye eşit? R küp. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bu üç eleman R küp üretiyor. R küpte
Lineer bağımsız 3 vektör rekübü üretir. Bunlarla ilgili çok detaylı sorular çözeceğiz arkadaşlar. 2 vektör olduğu zaman lineer bağımsızsa bir düzlem üretir. Veya tek eleman olursa arkadaşlar lineer bağımsız. Tek başına bir eleman olsa o da doğru üretir. Ama 3 eleman var lineer bağımsız değil. Bir tanesi diğer ikisine lineer bağımlı. Onu yok sayıyoruz. Diğer ikisinin ürettiği alt vektör üzerine bakıyoruz. O da eğer o ikisi lineer bağımsız ise o zaman bir düzlem üretiyor diyoruz. Ben bununla ilgili çok detaylı sorular çözeceğiz. Geçiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir analitik geometri sorusu var. U1, U2 verilmiş. U1 üzerine diyor ki V vektörü, bir vektörün başka bir vektör üzerindeki dik izdüşüm vektörü. V vektörün U1 üzerindeki V'nin U1 üzerindeki dik izdüşüm vektörü. Arkadaşlar bunun ispatını da yaptı. Çarpı U1. V U1. İç çarpımı bölü norm U1'in karesi çarpı U1. Bu neymiş arkadaşlar? Bu U1'e eşitmiş. U1 üzerindeki dik izdüşümü U1'e eşitmiş. Tabi bu arada V vektörü olarak da ne yapalım? A virgül B verelim. Şimdi A virgül B'yi U1 vektörü iç çarpınca ne olacak? Birinci bileşenleri çarpacağız. Sonra ikinci bileşenleri çarpacağız. Yani A ile 1'i çarpacağız. A eksi B bölü. A eksi B bölü. Norm U1'in karesi. Norm U1 demek arkadaşlar. Şöyle norm U1'in karesi. Karekök içinde 1'in karesi artı eksi 1'in karesinin karesi demek. Yani 2. Tamam mı? Eşittir. Tabii 1 diyeceğiz. Bakın U1'ler gidiyor. Buradan A eksi B'yi 2 bulduk. Şimdi bir denklemde buradan bulacağız. O da V U2 bölü. Norm U2'nin karesi çarpı U2. Bu da 2 U2'ye eşitmiş. Şöyle gitsin. V U2. O da ne olacak? A artı B bölü. Norm U2'nin karesi 2 eşittir 2'den. Buradan da A artı B'yi 4 buluruz. Arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda A 3'tür. B de 1'dir. Dolayısıyla V vektörünü 3,1 bulacağız. V vektörünün uzunluğu norm V isteniyor. Karekök içinde 3'ün karesi artı 1'in karesi 9 artı 1'den kök 10 bulundu. Bu da böyle arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir diğer sorumuz daha. Evet. Uzayda bir doğru var ve bir düzlem var. Şimdi arkadaşlar diyor ki doğrusu düzlemine dik olduğuna göre. Bu doğru düzleme dikmiş. Şimdi düzlem demek düzlemin normali vardır normali. Düzlemin normali vardır. Doğrunun doğrultmanı vardır. Şimdi arkadaşlar düzlemin normali gördüğünüz gibi arkadaşlar düzlemin normali bu da doğrunun doğrultmanı. Eğer bir uzayda bir doğru bir düzleme dikse doğrunun doğrultmanı ile düzlemin normali birbirine paraleldir. Peki bu doğrunun doğrultmanı ne? Bu doğrunun doğrultmanı arkadaşlar bakın. X, şimdi bir doğru şöyle ifade edilir. X eksi x sıfır bölü u1. Y eksi y sıfır bölü u2. Z eksi z sıfır bölü u3. Bu şu demek arkadaşlar. X sıfır, y sıfır, z sıfır noktasından geçen doğrultmanı u1, u2, u3 olan doğru. Bu şekilde ifade ediliyor. O zaman U dediğimiz vektörümüz U dediğimiz 2, 1, A. N dediğimiz yani düzlemin normali o da X, Y ve Z'nin katsayılarıdır. Bakın 1, B ve 1. 1, B, 1. U N'ye paralelse bunlar paralelse 2 bölü 1 eşittir. 1 bölü B o da eşittir. A bölü 1. Bakın arkadaşlar 2 bölü 1. Buradan B'yi 2 buluruz. A'yı da arkadaşlar pardon B'yi 1 bölü 2 bulduk çok özür dilerim. B'yi 1 bölü 2 bulduk. A'yı da 2 bulduk. Tamam mı? Toplamı da ne oldu? 1 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 2. Bu da böyle. Eğer arkadaşlar doğru düzleme paralel olsaydı o zaman doğrunun doğrultmanı ile düzlemin normali birbirine dik olurdu.
Tamam. Bunlarla ilgili çok detaylı sorular çözüyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir konudur bu da. Analitik geometride mutlaka doğru, düzlem, bunların birbirlerine göre durumları, konumları, bununla ilgili sorular gelebiliyor. Evet arkadaşlar. Tanıtım dersimiz bu kadar. Birkaç tane soyut cebir sorusu çözdük. Biraz lineer cebir çözdük. Birkaç tane analitik geometri sorusu çözdük. Bunlarla ilgili hani önem verdiğim sorular bunlar. Tabii çok daha detaylı konu anlatımı yapıyoruz. Çok daha detaylı sorular çözüyoruz. Dolu dolu geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.